quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Herkese yeni videodan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Saat 1.30. Azra yeni geldi dershaneden. Sabah erken gitmişti. Ona şimdi 2 tane tost yaptım. Biz tabii kahvaltı yapalı bayağı bir oldu. 11.30 falandı. Rıza da 12'de maça gitti. Şimdi buraları toplamaya yeni sıra geliyor. Kızların nevresimleri değiştirdim. Benimkileri söktüm, değiştirdim. Ondan sonra makinede renkler var. Bitmesini bekliyorum. Sonra sırayla nevresimleri falan atarım. Böyle hafta sonu telaşımız başladı. Sonra yemek işine bakarız. Önce şuraları bir aklayalım, paklayalım. O tarafta bulaşık lavabonun içi dolu. Yani işte kahvaltı bulaşığı, tavalar falan. Sabah ben kuymak yapmıştım bizimkilere. O falan var başka. Makine dolu zannedersem. Evet, makinem dolu. Yerleşecek, beni bekliyor. Öyle güne giriş yaptık. Hafta sonu vlog başlatayım dedim. Zaten bugün yarın devam ederim. Kızlarla evdeyiz. Yani Rıza 7'de falan gelecek. Bakalım gün içinde neler yaparız. Yine birazdan buraları toplayınca kahvede buluşuruz. Buraları akladım, pakladım arkadaşlar. Lavabom da tertemiz oldu. Çamaşır suyuyla ovdum güzel. Kapaklarımı da sildim. Duru'ya yoğurt çorbası yaptım. Acıkmış. Ona bir kase verdim. Kahveye yeni sıra geldi. Biraz oturacağım. Ondan sonra kalan işlerime devam edeyim. Saat 4'ü geçti, artık yemek yapayım dedim de kıyma çektirmeye diye gittim Akbal'a. Zam gelmiş kıymalara. 370 olmuş kilosu. Ben şöyle 200 liralık aldım. Yumurta aldım. Kızlar Milföy'den börek istediler de yaparım birazdan dedim, böyle atıştırmalık akşam yemeğine kadar. Arada böyle canları işte pizzadır, hazır börektir falan, o tür şeyler çekiyor ya. Ekmek aldım. Şöyle çikolatalı baton çekti canım da. Yarım baton aldım. Bir de şu kreterden aldım. Şundan birkaç tane çıkartayım. Azıcık yumuşasın. O sırada ben yemeğimi ocağa koyayım. Kıymalı patates yemeği yapacağım. Pilavım var çünkü dünden. Pilavın yanına onu yapayım bari. Bir de yoğurt çorbamız da var. Aklıma o geldi. Yani havuçlu güzel bir patates yemeği yapalım. Bugün böyle olsun yani. Patates yemeğimizi de koyduk. Dediğim gibi pilavım da duruyor. Bugün böyle olsun. Kızların milföyünü yapacağım şimdi. Kızların milföyleri de hazır. Şimdi fırına göndereceğim. Evet, 3 tanesi peynirli. Yemeğim pişti canlar. Onu da kapattım. Yalnız bir fırtına çıktı. Uçuyor her yer. Acayip. Hava yani birden bozdu, anlamadım. Şöyle mis gibi. Evet, mis gibi patates yemeğimiz de hazır. Anne, yanına salça yaparız. O pişiyor daha anneciğim. Çok mu acıktı? Ne bileyim, bakacağım işte ne zaman pişer diye. Başında bekleme yani. Şu perdeleri indireyim de uçuyor kızar yer. Ay, yağmur geldi çok fena. Vallahi kızların milföyler arşa kalktı herhalde. Ne oldu kız size? Tövbe yarabbim, çıkartayım, beklemiyorlar da. Çatlamışlar, patlamışlar vallahi billahi. Fırından çıkardım, vallahi benim bile canım çekti. Ben normalde çok sosisli tarzı şeyleri sevmem ama. O yüzden peynirli 3 tane yapmıştım şöyle. Ama güzel görünüyorlar. Şimdi ayranla birlikte yesinler bakalım. Şu an yemek yemeyeceğiz diyorlar da. Yani ben de şunlardan yerim. Bir tane ondan, bir tane ondan yerim kız. Vallahi sıcak sıcak yerim yani. İki tane de ben yedim, iyi gitti. Şurayı da şöyle yastığı koyuyorum. O aradan çok gelen geçen görünüyor ya. Neden öyle şey kalıyor, boşluk kalıyor orada. Ne diyecektim? Nevresimler bitti. Nevresimleri kapılara asayım. Çamaşırları zaten asmıştım. Sonra da YouTube'dan bir şeyler izleyeyim. Rıza gelince de yemek yeriz. O gelmesine daha bir saat falan var. Ben zaten şimdi iki tane börek yedim ya, iyi gitti. Evet, akşam yemeğimizi yedik. Vallahi tam bir ağırlık çökmüştü. Azra dedi ki çok sıkıldım, AVM'ye gidelim. Azra'yla AVM yollarında. Neyse, iyi gidelim dedim. Şeyde durmuş, fırtına vardı. Şu an fırtına falan yok. Biraz gezelim. Hem öğretmenine hediye alacaktık değil mi? Hı hı.
Ay bu hafta vereceğiniz mi hediyeleri? Çekilişte öğretmeni çıkmış Azra'ya. Elektrik direklerinin lambaları söndü. Bir iki tanesini. Azra bak, sırlar dünyasında gibiyiz. Neyse, geldik sayılır da. Azra Hanım evde çok bir şey yemedi burada yiyeceğim diye. O yüzden iki yemek katına çıkacağız. Ben yemeyeceğim de. Yani asansörle gidelim. Vallahi şurayı zor bulduk. O kadar kalabalık ki. Hafta sonu ya. Neyse, afiyet olsun Azra'cığım. Karnını doyurur doyurmaz yine bir şey gördü, bakalım dene. Ortak yeriz, ona göre al. Bak şunlar da çok güzel. Geçen baktıydık seninle Azra, karar veremiyorsun ki. Şurada yazmıyor mu kızım? 40 beden yazıyor. Olur da zaten o tek kalmış, baksana. Bir dene bakayım. Şunlar da çok güzel. Ondan mı deneyeceksin? Bak şunlar nasıl? Tam o siyahı dene bakayım. Şöyle bluzlara baktım da. Çok şaşalısınız be. Şuna bak. Hani dene bakayım. Bakayım. Güzel. Güzel. İlk başta tabii çok tüy dökülecek ama. Ceketlere karar veremeyip Atlas'a gelmek istedi. Bir de oraya bakalım. Bak şunlar. Yo, bu sene çok var ama bu kısaymış. Hayır bak, 429 ama kısa ya. Uzunlarını çarşıda gördüm herhalde. Bu sene hep böyle simliler, mimliler, parlaklar var. Böyle uzun boyunu buldum da bayağı bir parlak yalnız. 700 lira diyor ya. 700 bilemedim yani. Bak böyle kazaklar da gelmiş buraya. 300 TL yazdı. Bunun neyini beğenmedin? Güzel bunlar, kadife üstler. Bak rengi tatlıymış rengi. Bu sene hiç zevklerimiz uyuşmuyor, sen de gel. Kötü mü diyorsun? Bak bak. Bak süveterleri de var. Parlak şeyler bakıyorsun. Moda kız bunlar, sus. Moda bunlar. Ben sevmem öyle. Buna baksana. Bunu giymem. Buna öylesine bakıyorum. Onu ben de giymem. Attaks'tan çıktık. Migros'a geldik. Buradan belki öğretmenine kupa falan bir şey bakarız diye. Güzel kupalar oldu. Can, güzel değil mi? Aslında güzel bak. Şöyle. Porselen ikili, böyle zebralı falan güzelmiş. O kalpliyi bulamadım Azra. Şöyle var. Bu al kızım. Şu biriflerden alacağım ben de. Bunlar iyi oluyor ya. Bunları seviyorum. Pembeleri var şöyle. Şunu deneyelim bir de. Bir tane alayım şöyle. Kokularından belli zaten. Güzel görünüyor da. Buradan bir şey beğenemedi. Baktık ama. Kupa tarzı bir şey istiyor. Madame Coco'ya geldik. Böyle kupa mı diyorsun? Tek renk var hep burada da. İkililer var. Bir de şöyle ikililer var Azra bak. Bak şöyle ikililer de var. Havluların güzelliğine bak ama. Çok tatlılar. Bak o da çok güzel. Bak şu lacivertler de çok tatlı. Değil mi? Havlu çok aldım. Artık havlu eksiğim yok da. Görünce dayanamıyorum. Gel. Azra ben şunları da çok beğeniyorum bak. Evet. Şu balık tabaklar var ya. Çok tatlı ya. Şu maviler de çok güzel. Şuna baktım. Kahvaltı sabahı hani şöyle 6 tane baksam diye. Eğer bu da %70 ise 169 diyor. 6 Uçsuz tanesi herhalde. Kaça geliyor acaba? Baksız. Azra. Ne? Şunu bir sorsana, 6 tane 6 adet kaça geliyor? Kasaya sor da gel bakayım. Çok tatlılar ya. Ben bu seriyi zaten seviyorum böyle. Büyüğü de var.
İndirimle tanesi 51 liraya geliyormuş. 6 tanesi 302 lira dedi değil mi Azra? Evet. Ne yapsam? O yemek tabağı için. Ben şöyle hani kahvaltı tabağı. Kahvaltı tabağı istiyorum da. Altında farklı desen var. Bak dur. Şöyle var. Kaç? Başka da var altında. Yo aynı. Aynı. Yok yok ben şu bunu seviyorum ya. Dur yapsam? Senin şu hediye işini halledelim de. Bir tane bundan bir tane bundan farklı ikisi. Yok yok. Aldım öyle 6 tane ondan alalım da. Senin şu hediye işini halledelim. Gel Karaca'ya bakalım. Alacağım. Karaca'ya geldik. Nihayet çaydanlığa karar verdim. Şundan alacağım. Şunlara da baktım da. Hiç niyetim yoktu ama. Yani. İlk şu rengine baktım da. Neyse dedim siyah kutlu daha iyi. Şu büyüklere baktım ama büyüğüm zaten var. Öyle yani. Gelmişken Azar'cığım orada bekliyoruz. İlk şuraya bakalım bence. Dedik bir de buraya bakalım. Ondan sonra şu mağazanın adı neydi? Kız buranın adını unutuyorum ben. Bir de buraya bakalım. Resmen bir şey seçemedik. Şaka gibi. Şimdi English Home'a geldik. Öbür tarafta bir şey bulamadık. Şu fincanları beğendim ben bakın. Bunlar hem deseni güzel hem de fiyatı da makul yani. 200 TL. Şöyle var. Şöyle. Şuna baktık. Bak kırmızılısı var Azra. Biz şunu beğendik ya. Bir yerinde bir şey yoksa artık şunu alıp çıkalım yani. Öğretmenin de beğenir diye düşünüyorum. Aynen. Kırık falan. Kasada da bakarlar. Yok gibi aynen. Azra bu güzel. Bunu al. Dur kapatayım da. Deseni güzel. Bak tut. Şöyle var. O da şu. Kırmızılısı. O güzel lacivert. Burada da var bak. Azra. Aynı hemen hemen zaten. Bak kırmızılar. Onlar büyük kupa. Büyük. Sen de bir karar veremiyorsun Azra. Büyük kupa mı küçük kahve fincanı mı? Bunlar da çok büyük. Baksana. Şuna bak anne. Şey yapayım. Çok güzeller de. Ay şu da çok tatlı. Ay bu da çok güzelmiş. Güzel bunu kendime beğendim Azra. Dur. Ay çok güzelmiş. Şu çok tatlı. O da mı ikili? Kırmızılı diyorsun. Kırmızı pembeli. Pembeli gibi. %70 diyor da fiyatların maşallah var. Ne değişik fincanlar çıkmış baksanıza. Aldın mı o maviyi? Tamam baktıkça kafa karışıyor. Şunlar 269'a düşmüş. Bak bunlar da çok tatlı. Sen bilirsin. Arada çok fark yok öyle. Ama hep sarı mı kalmış? Anlamadım. Pembe var burada Azra. Lacivert var. O fincanları aldık. 120'ye düştü Azra kasada. 199'dan 120 liraya düştü. Bence gayet de iyi yani. Güzel ikili fincan. Yavaş yavaş gideriz. Evin yolunu bulduk. Eve geldik arkadaşlar. Hatta Rıza çay suyu koymuş. Dur dedim. Yeni çaydanlık aldım. Onu da deneyelim. Karaca'dan sonunda küçük bir çaydanlık alabildim. Yedek böyle zaten çelik istiyordum ya. Benim emayem var. Hem büyük hem ağır hem kulbu çok insanı böyle rahat dökemiyorsunuz. Yani kullananlar vardı. Ben böyle küçük bir şey istiyordum. Biri geldiğinde en azından ikinci demliği koymaya ya da kahvaltıda tek kendime demlemeye. Bu biraz büyük çünkü. İstediğim gibi Karaca'da buldum. Azra'da şöyle koyayım da. Azra'da o fincanları aldı öğretmenine. Hem zaten indirim vardı. Kasada indirim vardı yani. 200 liradan 120'ye gelmiş oldu. Güzel. Bir de kibar English Home'un fincanları genelde ikili fincanları güzel oluyor. Bunu orada kontrol ettik. Bu arada yemek katında takipçimizle karşılaştık. Yanımıza geldi, oturdu. Nurgül Hanım Yozgatlıymış. Buradan selamlar olsun. Çok tatlı bir bayandı. Bir 5-10 dakika kadar oturduk böyle konuşma fırsatımız oldu. Buradan da selamlar olsun unutmadan.
Şimdi bunu yıkayayım da akşam çayımızı madem buna demleyelim. Onu da bugün yıkamıştım tekrar. Zaten sık sık yıkıyorum da. Şunu balkona koyayım şeyleri. Kıyafetlere bir sürü bir şeye baktık. Ceketlere karar veremedi. Onlara hep geliyor gidiyor bakıyor ama son bir kararını veremiyor. Benim beğendiklerimi de artık beğenmiyor. Bıraktık dedim ki o zaman çarşıya da bakarız. Butiklere bakarız. Butiklerde daha güzel ceketler oluyor dedik. Şu lazım olur mu ki ya? Yani garanti belgesi dursun. Ben böyle şeyleri çok saklamam da. Kibarmış he. Vallahi kibar bakın. Şöyle göstereyim. Küçük boyu. Litresi yazıyor mu? Bir yerinde yazar. Nerede? ...1.2 litre diyor. Küçük. Karaca'nın Edge yazıyor. Edge çaydanlık seti. Şöyle siyah kuplu. İlk o yavru ağız rengine baktım da. Sonra bu siyahlıya döndüm canlar. Bunu hemen yıkayacağım. Şöyle de bakalım. 450 liraya. İyi valla. Kahvaltıda falan bana yeter. Dediğim gibi. Biri geldiğinde de yedek çay demlemeye gayet hoş. Bir güzel yıkayalım. Çayımızı demleyelim. Geldim. Oradan da nasıl net görünüyorum. Buna demledim. Ay genişledim gitgide. Ama daha çökmemiş çayımız. Rıza da beğendi. Küçük boy ideal diyor. En azından böyle az bir çay yapmaya falan. Neyse çöksün de çayımızı içeriz. Günlerden pazartesi arkadaşlar. En son size cumartesi günü vlog çekmiştim. Pazarları zaten koymuyorum biliyorsunuz. O videoyu bugün yani pazartesi günü koyacaktım ama cumartesiden beri pazar günü de dahil şehit haberlerimiz var biliyorsunuz. Haberler, Instagram her yer şehit haberleriyle doldu. Yürekler dayanmıyor. Tabii ki dua etmekten başka elimizden de bir şey gelmiyor. 12 tane eve ateş düştü. Bir tane de Zonguldak'tan şehitimiz vardı. Allah rahmet eylesin hepsini. Ailelerine sabırlar diliyorum. Videoyu artık öyle kapatmadım. Yani devam etmemiştim. En son işte ne yaptıydık? Azra'yla tabii AVM'ye gitmiştik. Eve geldim. Rıza zaten haber izliyor. Ben çok haber izlemem de Instagram'dan görüyoruz. Herkes paylaşınca ben de oradan paylaşmıştım. Hatta 2 gün boyunca paylaşım da yapmamıştım. Ben daha doğrusu kaç zamandır zaten Instagram'da bir şey paylaşmıyorum. Böyle bir enerjim, bir mod düşüklüğü üst üste her şey geldi böyle ama üstüne bu şehit haberleri de hiç olmadı. Yani videoyu böyle kapatmak istemezdim. Bugün hatta kanala video koymayınca sabah bir sürü kişi yazdı bana. Dedim bir gün böyle ara vermek istedik. Dün de koymadık, bugün de koymadık. Giden canlar geri gelir mi? Gelmez tabii ki. Rabbim ailelerine sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler üzülüyoruz, duamızı ediyoruz. Yani izlediğimiz zaman içimiz, yüreğimiz dayanmıyor ama en çok ailelerin ocağına ateş düşüyor tabii ki. O bayrakların asılması, o haberlerin ailelere ulaşması. Öyle videolar var ki inanın Instagram'a girmek dahi istemiyorum. Önüme illaki akışta böyle bir iki video düşüyor. İzleyince kötü oluyorum. Öyle yani. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yani iyi demek adetten diyelim. Normalde bugün anneme falan gidecektim ama hiç o enerjim de yok. Dedemler annemdeler söylemiştim. Babaannem de orada. Belki yarın giderim. Yani bir şeyler hazırlayıp gitmek istiyorum. Hani onlara böyle bir şeyler yapayım da hem onları götüreyim hem ziyaret edeyim diye. Bugün o enerjim de yok. Dediğim gibi videoda zaten var diye devam etmemiştim. Dedim en iyisi bu videoyu kapatayım. Başımız sağ olsun. Allah'ın bir daha yaşatmasın, kötülere, zalimlere fırsat vermesin diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşça kalın.